Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Araf suresinden devam ediyoruz. 100 ve 108. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada bize şöyle bildiriyor. Evelem yehdi lillezine yerithunel arda min ba'di ehliha ellev neşav asabnahum bizunubihim. Evelem yehdi lillezine yerithunel ard min ba'di ehliha. Daha önceki insanlardan sonra arza varis olan kimseler şunu anlamadılar mı ki? En lev neşâ'u, şayet biz dilesek, esabnâhum bizunûbihim, günahları sebebiyle onlara musibet veririz ve onları cezalandırırız. Şu anda yeryüzünde olanlar, öncekilerin yerine şu anda dünyada yaşayanlar bunu anlamadılar mı? Böyle bir manayı fehmetmediler mi? Ve natba'u ala kulubihim, ve kalplerini mühürleriz. Fehum la yesmaun, ve o zaman artık onlar bir şey duyamazlar, duyduklarından bir şey anlayamazlar. Değerli izleyenlerim, Allahu Teala'nın cemali olduğu gibi celali de var. Cenab-ı Hak rahmetiyle bizi yaratmış ve bize büyük ikramlarda bulunuyor, sonsuz nimetlerde bulunuyor. Ama nedense insanlarda nankörlük var. Cenab-ı Hak adeta bir yerde Kur'an-ı Kerim'de serzenişte bulunuyor. Gutilel insanu ma ekfara. Kahrolası insan ne kadar da nankör. Bu insan nankörlük yapıyor. Ve ya Cenab-ı Hakk'ı inkar ediyor veya kabul ettiği halde nimetlerine karşı nankörlük içinde bulunuyor. Bu durumda geriye dönüp bir bakmamız lazım. Merhum Hamdi Yazır diyor ki, insanın diyor gözü ileriye yönelik ama boynunu çevirip geriye de bakabiliyor. Demek ki diyor insan önünü hedeflemeli, istikbale doğru bakmalı ama zaman zaman da geriye dönüp de bakması gerekir. İşte tarih bizim geriye dönüp bakmamız gibi bir durumdur. Tarihte neler olmuş? Bunlar gerçekten okunması gereken durumlar. Tarih okumak ayrı, tarihi okumak ayrı. İnsan tarih kitabı okur, biraz bilgi sahibi olur. Ama tarihi olayları okuyacak olursa, o tarihi olaylar bize ders verirler. Merhum Mehmet Akif diyor ki, geçmişten adam hisse kaparmış, ne masal şey, 5000 senelik kıssa yarım hisse mi verdi? Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar, hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Evet, tarih bir yönüyle tekerrürdür. Eskiden insanlar isyan etmiş, bunun neticesinde cezalandırılmışlar. Ama bu günümüzde de devam ediyor. Günümüzdeki insanlar geriye dönüp baktıklarında bu manzarayı görebildikleri halde yine kendileri de gafletten kurtulamıyor. İşte Allahu Teala bu noktaya ayette dikkat çekiyor ve bize şunu bildiriyor. Şu anda başkalarının yerinde bu dünyada olanlar şunu hala anlamadılar mı? Şayet biz dilemiş olsak onlara günahları sebebiyle musibetler veririz. Çünkü önceki devirlerde bu böyle olmuş. Diyelim herhangi bir şehirde yaşıyoruz. Yaşamış olduğumuz şehir defalarca üstü altına gelmiş. Ya deprem gibi olaylarla ya sel felaketi gibi olaylarla orada bir takım musibetler yaşanmış. Bazıları bunları doğal afet olarak nitelendirir. Yani bunlar sanki olması doğal olaylar tarzında. Ama tabiat dediğimiz, doğa dediğimiz şey Allah'ın mahlukudur. Dolayısıyla tabiatta meydana gelen olaylarda Allah'ın birer tasarrufudur. Ve Kur'an-ı Kerim bize şunu bildiriyor. وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَغَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا. Yani bir yaprak bile Allah'ın ilmi olmadan yere düşmez. Elbette Allahu Teala kendi mülkünde cereyan eden olayları bilendir ve o olayların failidir. Böyle olunca bizim tesadüf gibi gördüğümüz şeyler aslında Allah'ın bir tasarrufudur. İnsan bunun farkına vardığında ilahi kudret elinin farkına varır ve olayların perde arkasında Cenab-ı Hakk'ın tasarrufunu görür ve korku ümit arası yaşar. Yani benim de günahlarım var. Bu günahlarımdan dolayı Allah beni cezalandırabilir diye insan düşünür. Allah'a iltica eder, tevbe ve istiğfarda bulunur.
Tilkel gura negussu aleyke min enbaiha. İşte bu beldeler, biz onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Burada sana diye ifade edilen başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatabıdır ve Cenab-ı Hakk'ın en büyük muhatabıdır. Ama burada sana anlatıyoruz derken Kur'an'a muhatap olan herkes de zaten bunlara muhatap oluyor. Böylece herkes kendini doğrudan ilahi hitaba birinci dereceden muhatap şeklinde görebilir. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ Onlara gönderilen peygamberler beyinat ile gelmişti. Apaçık mucizelerle, delillerle gelmişti. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ Ama onların ekserisi daha önce yalanlamış oldukları şeyi iman etmediler, kabul etmediler. Daha önce inkar ettiklerini kabul etmediler, kabule yanaşmadılar. كَذَلِكَ يَتْبَعُ اللّٰهِ ala gulubil kafirin Allah kafirlerin kalplerini işte böyle mühürler. Yani kalplerin mühürlenmesi bu Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde anlatılan bir durumdur. Allahu Teala kafir olanların kalbini mühürlüyor. Yani Allah kimsenin kalbini durup dururken mühürlemez. Ama bir insan günahları adet haline getirmişse, isyanı adet haline getirmişse bunun kalbi mühürlenmeyi hak etmiş demektir. İşte küfürde isyan edenler, küfür daimi hali olan insanlar da artık hayra kabiliyetleri kalmıyor. Bunların kalpleri mühürleniyor. وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِنْ ahd. Biz onların ekserisini Allah'a verdiği söz üzere bulmadık. Değerli izleyenlerim, biz Allah'a söz verdik. Belki hatırlamıyoruz ama ezel canibinde Allah-u Teala ruhlarımızı yarattığında sormuş. Elestü bi rabbikum, ben Rabbiniz değil miyim? Biz de demişiz ki bela. Ne zamandan beri Müslümansın diye günümüzde konuşulduğunda deriz ki galu beladan beri. Yani bir nevi ezelden beri Müslümanım. Ve ruhlar acaba bu sözlerinde samimi mi değil mi? Bunun test edilmesi için dünyaya gönderilmişler. Allah-u Teala şu anda da bize elestü bi rabbikum diyor. Sizi terbiye eden ben değil miyim? Rabbiniz ben değil miyim? İşte yağdırdığı yağmurlarla böyle diyor. Estirdiği rüzgarlarla böyle diyor. Getirdiği baharla, yazla, kışla böyle diyor. Diyelim yeni bir bebek dünyaya gelmiş. Bir gün önce annesinde sütü yok ama bebeğin dünyaya gelmesiyle beraber sütü de gönderiliyor. Bebeğin dişe ihtiyacı yok başlangıçta. Diş verilmiyor. Ama ne zaman ki artık hafiften bir şeyler yiyebilecek duruma geliyor, Allah ona diş veriyor. Bu annenin terbiyesi değil. Doğrudan doğruya ilahi terbiye. İşte Allah-u Teala şu anda bizi beslemesiyle, rızıklandırmasıyla ve bizi hastalıklardan korumasıyla, musibetlerden, felaketlerden korumasıyla şu anda da terbiyesine mazhar kılıyor ve olayların diliyle bize elestü bi rabbikum diyor. Rabbiniz ben değil miyim? Ama insanların ekserisi bunun farkına varmıyor ve Allah'a vermiş olduğu söz üzere devam etmiyor. İnsandan söz alındı ama dünyadaki insanların çoğu bu ilahi sözü unutmuş durumda. Ve in vecedna ekserahum le fasikin, biz onların ekserisini fasık olarak bulduk. Fasık itaatten çıkan demek. İsyan içinde olan gibi bir anlamı da var. İşte insanların ekserisi Allah'a itaat halinde değil. Mesela şu anda dünyada 6 milyar insan varsa bunların 4'te 1'i falan Müslüman. Demek ki 4'te 3'ü Müslüman değil. 4'te 1'i meydana getiren Müslümanlara da baktığımızda bunların da büyük bir ekseriyeti İslami hayatı yaşamada çok hassas değil. Günahlar her tarafı istila etmiş. İslam ülkelerinde bile meyhaneler var. Gece kulüpleri var. Her türlü günah, her türlü fuhşiyat adeta aleni bir şekilde yapılır hale gelmiş. Tarih boyunca benzeri durumlar yaşanmış. Ve demek ki insanlar tarih boyunca ekseriyet itibariyle ilahi ahde riayet etmemişler. İtaat etmek yerine isyan yolunu tercih etmişler.
Sümme be'athna min ba'dihim Musa bi ayatina. Daha sonra ayetlerimizle Musa'yı gönderdik. İle Firavne ve meleihi, Firavun ve onun etrafındaki seçkin kimselere, Firavun'un etrafında yer alan, göz dolduran, bir takım işleri yapan topluluğa Hazreti Musa'yı ayetlerimizle gönderdik. Fezzalemu biha, ama gerek Firavun gerek etrafındaki elit tabaka, onlar bu ilahi ayetleri yalanladılar ve bu şekilde zulmetmiş oldular. Fanzur, sen şimdi bak, keyfe kâne akibetül müfsidin, ortalığı fesada veren, ortalığı karıştıran kimselerin akıbeti nasıl, buna bak. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'nın kıssası çokça tekrar edilir. Hazreti Musa insanlık tarihinde bir dönüm noktasıdır. Ve Kur'an-ı Kerim bize bunu anlatırken Kurun-u Ula'yı helak ettikten sonra Musa'yı gönderdik diyor. Ve buradan hareketle bazı İslam alimleri şöyle değerlendirmişler. Kıyamete kadar insanlık 3 ayrı dönem yaşamıştır. Bunlardan birisi Kurun-u Ula ilk devir, birisi Kurun-u Vusta orta devir, diğeri de Kurun-u Uhra ahir zaman son devir. Hazreti Adem'den Hazreti Musa'ya kadar ilk devir, Hazreti Musa'dan Peygamber Efendimiz'e kadar orta devir ve Peygamberimiz'den kıyamet kopuncaya kadar ahir zaman. İşte Hazreti Musa insanlık tarihinin en önemli şahsiyetlerindendir. Ulul azm büyük peygamberlerdendir. Ve ona göre de karşısında büyük bir zalim var, Firavun. Ve Firavun bütün zulmün, her türlü zulmün bir temsilcisi durumunda. Ve günümüzde de bazı kötü insanları anlatırken işte bu zamanın Firavunu denilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi devrindeki Ebu Cehil'i nazara verirken bu zamanın Firavunu budur diye ifade ediyor. Artık Firavun zulümde, istibdatta, milleti baskıyla idare etmede alem olmuş ve prototip olmuş olan bir kimse. İşte böyle bir kimse ve etrafında ona yardakçılık yapan, ona yardım eden kimselere Allah-u Teala Hazreti Musa gibi büyük bir peygamberi gönderiyor. Vakale Musa, ve Musa dedi ki ya Firavun, ey Firavun, inni rasulun min rabbil alemin, ben alemlerin Rabbinden bir elçiyim. Malum Firavun kendisini Rab kabul ediyordu. Ene rabbikümül ala, ben en büyük Rabbinizim diyordu. Ama Hazreti Musa ben alemlerin Rabbinin elçisiyim diyor. Yani sen Rab değilsin, senin de Rabbin var ve Allah beni sana, etrafındakilere elçi olarak gönderdi diyor. Ve Hazreti Musa sözüne devam ediyor. Hakikun ale elle egula alallah illel hak. Bana yaraşan, bana layık olan Allah'la alakalı ancak doğru olanı, gerçek olanı söylemektir. Yani Allah'la alakalı gerçek dışı şeyleri söylemek bana yaraşmaz. Bir peygamber olarak ben Allah kendini nasıl bildirmişse öyle anlatırım. Hak hakikati anlatırım. Hazreti Musa bu şekilde ifade ediyor. قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ, ben Rabbinizden bir beyine ile, apaçık delillerle geldim. فَاَرْسِلْ مَعْيَ بَن۪ي اِسْرَائِلْ, artık İsrail oğullarını benimle beraber gönder. Bu istibdat, bu zulüm son bulsun. Burada şunu belki hatırlamamızda fayda olacaktır. Hazreti Yakup evlatlarıyla beraber Mısır'a geliyor. İşte Yakup'un evlatları İsrail oğulları olarak ifade edilir ve Mısır'da yaşıyorlar. Önce güzel bir dönem yaşanıyor ama ardından durumlar değişiyor. İsrail oğulları Mısır'da bir köle gibi çalıştırılır hale geliyor. Firavunlar zamanında kendilerine çok büyük zulüm yapılıyor. Hür değiller ve bulundukları ortam hoş bir ortam değil. İşte Musa Aleyhisselam İsrail oğullarından, onun bir görevi de İsrail oğullarını hürriyete kavuşturmak ve onları Cenab-ı Hakk'ın vaat ettiği beldelere götürmek, orada müstakil devletlerinin olmasını sağlamak. Bu noktada Hazreti Musa Firavun'a gittiğinde
bu görevini de nazara veriyor. Beni diyor İsrailoğullarıyla beraber bırak ve o şekilde onlar hürriyetlerine kavuşsunlar. Gale Firavun dedi ki İn kunte ci'te bi ayye fe'ti biha in kunte minas sadikin. Eğer bir ayet getirdinse, yani peygamber olduğuna dair bir alamet, bahsettiğin Allah'ın seni teyit etmesi tarzında bir şey varsa, eğer sözünde sadık isen hadi onu getir görelim diyor. Fe'elga asahu. Bunun üzerine Hazreti Musa asasını yere bıraktı. Fe'izâ hiye sûbânun mubîn. Ve o asa, elindeki asa, değnek büyük bir ejderha halini aldı. Ve neza'a yedehu. Elini çıkardı. Fe'izâ hiye beydâ'u linnâzirîn. Ve o el bakan kimselere bembeyaz bir hale geldi. Işık verir bir hale geldi. Değerli izleyenlerim, peygamberlerin mucizeleri var. Allahu Teala peygamberlere mucizeler vermiş ve bu mucizeler onları yalancı peygamberlik iddiasında bulunanlardan ayırıyor. Çünkü bazı insanlar peygamber olmadığı halde ben peygamberim demiş. Peki gerçek ile sahteyi nasıl ayıracağız? Paranın da gerçeği var, sahtesi var. Ama ayırmak için de bazı ölçüler var. İşte sahte peygamberlik iddiasında bulunanların elinde mucize yok. Ama doğrudan Allah'ın gönderdiği peygamberlerin elinde mucize var. Diyelim Hazreti İbrahim ateşe atılıyor. Ateş onu yakmıyor. Hazreti İbrahim'in bir mucizesidir. Hazreti Davud eliyle demire istediği şekli veriyor. Bu bir mucizedir. Hazreti Süleyman çok kısa bir zaman diliminde çok ileri mesafelere, uzak mesafelere gidip gelebiliyor. Bu bir mucizedir. Kuşların dilini anlayabiliyor. Bu bir mucizedir. Bunun gibi peygamberlerin değişik mucizeleri var. Peygamberimizin yine pek çok mucizeleri var. Hazreti Musa'ya da tis'a ayat diye ayette geçer. 9 tane farklı mucize verilmiş. Bunlardan en büyük 2 tanesi bu ayet-i kerimede nazara verilen hususlar. Bunlardan birisi elindeki asayı yere bıraktığında yılan olması. Asayı Musa deniyor buna. Diğeri de elini koynuna sokuyor. Çıkardığı zaman eli ışık saçıyor. Adeta elini ampul gibi düşünürsek oradan etrafa ışık saçılıyor. Ve böylece Hazreti Musa kendisinin peygamberliğini bu tarzda gösteriyor. Ama kabul etmek istemeyen mucizeleri de görse yine tevil eder. Firavun da bunu bir sihir olarak değerlendiriyor ve imana gelmiyor. Cenab-ı Hak tam bir istikametle yaşamayı bizlere nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak üzere hayırlı günler diliyorum.